Yunanistan Başbakanı Miço Avrupa Parlamentosu'na Türkiye'yi şikayet etti. Yaptırım kozunu da gündeme getirdi. Geçen hafta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı anısına düzenlenen törende konuştu Miço Takis ve konuyu Türkiye'ye getirdi. Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik politikasının temeli değişmedi, saldırgan hale gelirse Avrupa Birliği her zaman yaptırımlara başvurabilir dedi. Miçotakis Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı benimsediği çift yönlü tutumu doğru bulduğunu da söyledi. Bir yandan dostluk eli uzatılırken diğer yandan Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan tutuma geri dönmesi halinde devreye girecek yaptırım listesi hazırlandı ifadesini de kullandı Miçotakis. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten de Kıbrıs'a ilişkin bir açıklama geldi. Kıbrıs'ı taraflar arasında müzakere edilmiş bir çözüme güvenin azaldığını söyledi Guterres. Guterres'e göre Kıbrıslı Rum ve Türklerin tutumları kemikleşmeye ve daha fazla ayrışmaya başladı. İki tarafa da halkın umudunu canlı tutmak için diyalog ve yakınlaşmayı sürdürmeye davet etti Guterres. Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımları da eleştirdi. Bunun güven krizini derinleştirdiğini söyledi. Kıbrıs'lı taraflar 2017'de başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerden beri müzakere masasına oturmuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye artık iki toplumlu federasyon yerine iki devletli çözüm formülünü benimsiyor.